akşamlar. Kanal 13 Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Kanal 13'ün yayımından ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izleyeceksiniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Türkiye, İdlib'deki kalleş saldırının ardından rejim güçlerine ait tüm hedefleri ateş altına aldı. Esad rejimine çok ağır darbe vuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da dün yaptığı açıklamada Türkiye'nin operasyonlarında şu ana kadar 2100'ün üzerinde rejim unsurunun imha edildiğini duyurdu. İdlib'den ard arda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şöyle ki İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısı sonrasında şehit olan 33 kahraman askerimizin intikamı misliyle alındı. 30 siyah aynı anda havalandı ve hareketli tüm hedefler imha edildi. Siyahların dışında kara destek birimleri ve otobüslerle de belirlenen hedeflere bomba yağdırıldı. Neyrap Havalimanı yerle bir edildi. 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çaplı top ve otobüs, 5 mühimmat kamyonu, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu ve 1 de karargah binası vuruldu. Halep'in 13 km güneyinde yer alan bir kimyasal harp tesisi de imha edildi. Toplam 329 rejim askeri etkisiz hale getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada İdlib'de ne işimiz var diye soranlara tarihi sözlerle yanıt verdi. Erdoğan açıklamasında bugün Suriye sınırı terör örgütlerinden arındırılmazsa yarınki karşılanacak manzaranın açıkça ortada olduğunu, bugün Kamış, Resulayn, Tel Abyad, Aynel Arab, Ceraplıs Münbiç, Elbap ve İdlib'de savaş vermezsek yarın Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay'da vermek zorunda kalacağını da vurguladı. Başkan Erdoğan Suriye'de istediklerini alanlarının namları hemen Türkiye'ye çevireceklerini, bugün Suriye'yi fiilen üçe bölenlerin Türkiye'nin bütünlüğüne saygı göstereceğini düşünmek gafletten öte bir durum olduğunu belirtti. Bu son dakika haberini konuşuyor. Hastalığa yakalananlar gözleri kanayarak ölüyor. Dünya Sağlık Örgütü kırmızı alarm verdi. Çalışmalar başladı. Tüm dünya 12 Aralık tarihinde Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüs ile uğraşırken gizemli ve korkunç bir hastalık daha ortaya çıktı. Etiyopya'dan gelen son dakika haberine göre doktorların tedavisini bir türlü bulamadığı hastalığa yakalananlar gözleri kanayarak bir bir ölüyor. Doktorların tedavi çalışmaları sonuç bulmuyor. Etiyopya'dan köylüler süre gelen gizemli ve ölümcül bir hastalık nedeniyle bir bir yaşamını yitirirken bu salgın korkunç hastalık X olabileceği iddia edildi. Bu hastalıkların hepsi son yıllarda salgın düzeyinde yaşandı ve ciddi bir tehdit olarak değerlendirildi. Koronavirüs nedeniyle Azerbaycan'da tüm eğitim kurumlarında öğretme ve öğrenme sürecinin askıya alınmasına ve bununla ilgili tüm faaliyetlerin ertelenmesine karar verilmiştir. Azerbaycan'da koronavirüs enfeksiyonunun neden olabileceği tehlikesini önlemek için acil önlemler alınmaktadır. 3 ile 9 Mart 2020 tarihinde enfeksiyonları önlemek, bu alandaki uygun önleyici tedbirlerin etkinliğini arttırmak, ülke çapındaki tüm eğitim kurumlarında dezenfekte ve diğer önleyici tedbirleri yoğunlaştırmak, tüm eğitim kurumlarında öğretme ve öğrenme süreci durduruldu. Bununla ilgili tüm faaliyetlerin ertelenmesine karar verilmiştir. Bu süre zarfında Eğitim Bakanlığı ve yan eğitim kurumları olan ilgili yürütme otoritelerine tüm eğitim kurumlarında tıbbi ve önleyici ve dezenfekte faaliyetlerini sürdürmeleri talimatı verilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kraf ile Suriye Özel Temsilcisi Ceferi Türkiye'ye gelecek. Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre bu gece Türkiye'ye gelecek olan Amerika Birleşik Devleti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ve Suriye Özel Temsilcisi James Caffrey Ankara'daki temasları sırasında Türk yetkililerle Suriye konulu görüşmeler yapacak. Amerikalı heyetin Türkiye'de bulundukları sürede ayrıca Birleşik Milletler'in ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Ve bu görüşmelerde Suriye'de rejim saldırıları nedeniyle ortaya çıkan insani krizin ele alınması planlanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabından Türkiye'den ayrılan göçmenlerin sayısını açıkladı. Soylu, Edirne üzerinden ülkemizden ayrılan göçmen sayısının 117.677 olduğunu söyledi. Ben Işlay Sakarya'nın sunumunda Türk ana haberlerini izlediniz. Haberlerin daha çok insana ulaşması için beğeni butonuna basmayı ve abone olmayı unutmayın.